Merhabalar değerli Sözlük Global takipçileri. Yaşamın İncisi programının bugün konuğu astrolog Gülser Çelik. Astroloji haritası başkası tarafından iyileştirilir mi? Çok duyuyorum ben bunu. Yıldızını yükseltmek, haritanın potansiyelini arttırmak gibi şeyler çok konuşuluyor. Peki neden astroloji seansı alınmalı? Yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Yani önemli kararlar var hayatlarımızda. Peki ilişki analizi nedir? Şimdi şöyle düşünelim. İlişki analizi sadece kadın ve erkek gibi düşünmüyoruz. Hoş geldiniz Gülser Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım. Tabii. Ankaralıyım. ODTÜ İstatistik mezunuyum. 2003 yılında mezun oldum. Uzun süre finans şirketlerinde yöneticilik yaptım. Marka ve pazarlama departmanlarında çalıştım. Sonra 2012'de çok severek eğitimlerini almaya başladım. Astrolojinin böyle derinliklerine girmeye başladım. 2014'te artık böyle paralelde, kurumsal hayatımın paralelinde astrolojiyle böyle minik minik danışmanlıklar vermeye, asistanlıklar yapmaya başladım hocalarıma. 2018'de Astroyat'ı kurdum. Yaklaşık 3 senedir danışmanlıklar, eğitimler vermeye devam ediyorum. Bir de çok tatlı bir kızım var. Kendimle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Astrolojiyi biraz açıklar mısınız? Astrolojiyi açıklarım tabii. Böyle hep bunu şeyle başlıyorum ben ama astroloji fal değille başlıyorum. Çünkü astrolojinin içerisinde bir bilim var. Yani bilgiler var, istatistik var, matematik var. Astroloji çok uzun uzun yıllardır insanların tarımla uğraştıklarına başladıkları andan itibaren hayatlarında olan bir şey hatta. Çünkü ay döngülerine göre insanlar tarım yapıyorlar ya da işte sonuçlarını alıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü istatistiğin günümüze kadar gelmesi astroloji. Biz bu bilgileri kullanarak insanların hayatı analizler yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani geçmişi kullanıyoruz, gelecekle ilgili tahminler yapıyoruz gibi düşünülebilir gökyüzünü kullanarak. Doğum haritası nedir? Nasıl çıkarılır? Doğduğunuz anda gökyüzünün fotoğrafının çekildiğini düşünün. Böyle o an, yani doğduğunuz yer, doğduğunuz saat, doğduğunuz tarih hepsi önemli. O an, tam o an gökyüzünün fotoğrafı çekiliyor ve bütün gezegenlerin konumu sabitleniyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sizin hayatınızdaki önemli yeteneklerinizi, başarılarınızı, önünüze çıkacak engelleri, bütün bunları gösteren haritaya biz doğum haritası diyoruz. Nasıl çıkarıldığına gelirsek de bir sürü site var bununla ilgili. Ben astro.com'u tavsiye ederim çünkü çok profesyonel bir site ve yaz-kış ayarlamalarını da kendi yapan bir site. Siteyi kullanarak çok kolay doğum haritalarını çıkarabilirler. Astroloji seanslarında neler yapılıyor? Çok şey yapılabiliyor. Öncelikle dediğim gibi doğum haritası analizi yapıyoruz ve sizin bir potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz. Yani ne size iyi gelir, ne sizi zorlar, hayatta sizin önünüze çıkacak engeller nelerdir, hangi yaşlar sizin için zor olabilir? Önce bunlara bakıyoruz. Sonra isterse karşımızdaki kişi hayatındaki önemli bir konuyla ilgili yorum alabiliyor ya da isterse önündeki bir yıl boyunca yaşayabileceği bütün sürece bakabiliyoruz. Tabii şöyle şeyler de var. İlişki analizi diye uygulamamız da var. İlişki analizi şöyle biriyle tanıştınız, çok da beğendiniz ama siz ne kadar birbirinize uygunsunuz. Hani bunun için bir 5 sene geçirmek yerine işte önümüze haritalarınızı koyuyoruz. Hangi konularda anlaşıyorsunuz? Hangi konularda tartışırsınız? Sadakat olacak mı? Ya da uzun sürecek mi bu ilişki? Ortaya çıkarabiliyoruz. Peki neden astroloji seansı alınmalı? Yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Yani önemli kararlar var hayatlarımızda. Ve örnek veriyorum, işle ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Yetenekleriniz var ama böyle etrafında bir baskısı var, bunu da hissediyorsunuz. İşte haritanız size potansiyelinizi çok net söylüyor öncelikle. Yani şu konuda çok daha başarılı olabilecekken, başka bir konuyu seçmek sizin için önünüze çok fazla engelin gelmesine sebep olabilecekken siz aslında önünüzü görmeye başlıyorsunuz. Ya da bir iş girişiminde bulunacaksınız. Doğru zaman mı bilmiyorsunuz. İşte biz size bunları söyleyebiliyoruz. O yüzden alınması çok tavsiye ettiğim bir şey. En azından yılda bir kere bu senenin getireceklerini görmek için çok almanızı tavsiye ederim. Peki ilişki analizi nedir? Şimdi şöyle düşünelim. İlişki analizi sadece kadın ve erkek gibi düşünmüyoruz. Bir patronunuz var ve kat'i surette anlaşamıyorsunuz. Alıyoruz patronunuzun haritasını, sizinkini de alıyoruz. Diyoruz ki tamam, hani konuşabiliyor musunuz ona bakıyoruz. Sizin dediğinizi anlıyor mu ona bakıyoruz. Ya da işte uyumlu yönlerinize bakıyoruz. Ve diyoruz ki bazen yani sen ne dersen de sen A desen bu B anlayacak. O yüzden belki de işte ismen en güzeli senin için gibi düşünebilirsiniz. Bir ilişkiye başladınız, çok aşıksınız. Ama bir şeyler olmuyor gibi hissediyorsunuz. Onun sebebini söylüyoruz ve diyoruz ki hani bu bundan dolayı çok da uygun olmayabilirsiniz. Gönlün var mı devam etmeye, yoksa hani yol yakınken ben kendi yoluma gideyim mi demek istiyorsun? Birazcık aslında ilişki analizi dediğimiz şey bu. Tam olarak karşıdaki insanı tanımak ve sizinle uyumlu olan yönleri, sorun çıkaracak konular neler, onları ortaya koymak gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar için harita yorumlanmalı mı? Elbette yorumlanmalı ama çok profesyonel birinden yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü
Şöyle şeyler olabiliyor. Anne baba sporcu ve çocukların çok sporcu olmasını istiyorlar ama çocuk öyle bir haritayla doğmuş ki mümkün değil öyle bir şey. Tabii ki de onun da spor yapması önemli ama aslında çocuk çok iyi bir yazar, çok iyi bir şair, çok iyi bir ressam olacakken aile baskısı nedeniyle çok mutsuz hissettirilebiliyor. O yüzden biz çocukların potansiyellerini çıkarıyoruz aslında. Yani sizin çocuğunuz çok analitik bir çocuk olabilir, çok yaratıcı bir çocuk olabilir, çok sporcu bir çocuk olabilir. Potansiyeli ne? Bu hayatta onu zorlayacak şeyler neler? Bunlardan bahsediyoruz. Peki haritam hangi iş alanlarında daha başarılı olacağımı söyler mi? Elbette söyler. Çünkü hepimizin bir potansiyeli var, yeteneği var, bir karakteri var. O yüzden doğru işi seçmek anlamında harita bize çok şey anlatır. Haritam para potansiyelimi ve yatırım risklerimi gösterir mi? Elbette gösterir. Bazı insanların borsadan uzak durması gerekir mesela. Bazı insanların toprak alması gerekir. İşte bazı insanların gerçekten emek vererek para kazanması gerekir. Biz onu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki topraktan güzel para kazanabilirsin. Ya da işte borsadan çok güzel para kazanacak haritalar var mesela. Ya da lotodan para kazanacak haritalar var. Onları da görebiliyoruz. Astroloji haritası başkası tarafından iyileştirilir mi? Asla. Kat'i suretle. Öyle bir şey yok. Size haritanı iyileştireyim diyen insanlara inanmayın. Haritanızı tanıyarak, bilerek, eksik olan tarafları, zorlanacak tarafları kendiniz geliştirerek haritanızı iyileştirebilirsiniz. Kimse sizin için bunu yapamaz. Çok duyuyorum ben bunu. Yıldızını yükseltmek, haritanın potansiyelini arttırmak gibi şeyler çok konuşuluyor. Kat'i suretle böyle bir şey yapılamaz. Size sadece şunu söyleyebiliriz. İşte siz analitik bir insan değilsiniz. Bununla ilgili kendinizi geliştirmeniz gerekebilir. Ya da siz ilişki konusunda çok acemi gelmişsiniz bu hayata. Bununla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz diyebiliriz ama biz bir astrolog asla başka birinin haritasını değiştiremez. Peki 2021'in ve 2022'nin aşkta ve işte en şanslıları kimdir? Ay elbette sevdiğim soru bunu söylerim. Önce 2021'e başlayayım. 2021'de aşkta en şanslı olacaklar teraziler. Ciddi ilişki gelmesi beklenenlerse aslanlar. İş konusunda en şanslı, en iyi durumda olanlar boğalar. İkinci sırada da başaklar gelecek. 2022. Aşkta en şanslı olanlar akrepler. Aynı zamanda evli olan akrepler varsa çocuk senesi de olabilir 2022. Ciddi ilişki içinse başaklar çok daha şanslı olacak. 12 yılda bir gelecek başaklar ve yükselen başaklar bu şans. O yüzden lütfen gözünüzü dört açın. İş içinse ikizler en şanslı olanlar olacak. 2022'de teraziler de ikinci sırada en şanslı olanlar olacaklar. Evet değerli izleyiciler, Bir Yaşamın İncisi programının daha sonuna geldik. Gülser Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Demek istediğiniz son bir şey var mı? Evet, astrolojiye inanan, inanmayan çok fazla insan var biliyorum ama en azından biraz bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Hayat yolculuğunda size çok ışık tutacaktır. Sözlük Global'e çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiği için.